Merhaba. Merhaba, sizi selamlıyorum ve yeni bir videoyla gene karşınızdayız. Küçük kızım da burada. Ne yaptık bugün? Kuru fasulye. Kuru fasulye. En kolay, en hızlı, en pratik yerinden gene gitmeye başladım. Ve isterseniz hemen hazırlamasına geçelim, değil mi kızım? Evet. Kuru fasulyeyi bir gün önce ıslatıyoruz. Yani akşamdan yaparsanız bunu daha uygun olur. Büyük tencereye 4 su bardağı. 4 su bardağı. Benim su bardağımın ölçüsü 200 milim. Fasulye dökün. Ve sonra fasulyelerin üstüne kaynamış su döküyoruz. Yaklaşık fasulyeleri örtecek kadar ama biraz bir parmak üstüne çıkacak. Yani fasulyenin hepsi örtülecek ve bir parmak kalınlığında da üstüne çıkacaksınız su miktarıyla. Ve sonra tencerenin kapağını kapatın ve sabaha kadar fasulyeler içinde kalacak. Ve sonra gördüğünüz gibi ertesi günü fasulyelerimiz biraz şişmiş oluyor. Şimdi bunun üstüne de 5 su bardağı su ekliyoruz. Soğuk su, sıcak su fark etmez. Çünkü şimdi fasulyemizi kaynamaya vereceğiz. Kaynadıktan sonra yani en yüksek dereceye açacağız ocağımızı ve kaynadıktan sonra da orta dereceye kısacağız ve hemen hemen yaklaşık böyle pişmesine az kalana kadar kaynatacağız. Ve bu sırada ayrı bir tavanın içine yaklaşık 5 yemek kaşığı sıvıya ekleyeceğiz ve 500 gram dana eti ben doğramıştım küçük küçük. İçine ilave edeceğiz ve kahverengi olana kadar kızartacağız. Etimiz kahverengi olunca içine bir tane yeşil doğradığımız dolmalık biberi ekliyoruz. Ve bir tane büyük soğan gene doğradık küp küp. Onu da içine ekliyoruz ve güzelce bunları da birbiriyle kavuruyoruz. Yeşil dolmalık biberler yumuşadığı zaman 2 yemek kaşığı salçayı da içine ilave ediyoruz. Ve ben içine gene 1 çay kaşığı acı biber salçası ekledim. Eğer seviyorsanız siz de ilave edersiniz. Eğer sevmiyorsanız hiç eklemeyin. Ve sonra içine yaklaşık 100 milim soğuk su ekliyorum. Bunu da güzelce birbiriyle karıştırıyorum. Maksat biber salçası, salça hepsi iyicene karışsın diye birbiriyle. Hepsini iyicene karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz ve tavayı kenara çekebilirsiniz. Ve şimdi fasulye hemen hemen bitmiş durumda. Size şurada kıvamını gösteriyorum. Biraz daha ister kaynamasını. Bunu da niye böyle yapıyoruz? Çünkü artık harcımızı içine ekliyoruz. Etli harcımızı. Ve bunu da karıştırıyoruz. Ve yaklaşık 15 dakika daha kaynatıyoruz. Unutmadan söyleyeyim. İç harcını ekledikten sonra tabii tuzunu da ilave ediyoruz. Karabiber ekliyoruz. Köri ekliyorum ben birazcık. Bir de bende et baharatı var. Ondan da ekliyorum. Ayrıyetten bende böyle limon tozu var. Gerçekten ondan birazcık yalnız tat versin diye ekliyoruz. Eğer ki evde limon tozunuz yoksa normal limon da kullanabilirsiniz. Ama gerçekten suyundan çok azıcık içine sıkacaksınız. Ve yaklaşık 15 dakika sonra kuru fasulyemiz bitmiş. Gerçekten çok muhteşem oldu. Sen ne demek istersin? Siz de yapın ve çok süper oldu. Ve kanalımıza abone olmadıysanız abone unutmayın. Ve gene görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Bye. Bye.